Ve geldik dedik ya, yani Cumhuriyet Halk Partisi tarih yazdı. %37 bir daha bu oranı alır mı alamaz mı bilemiyoruz. Seçimler gösterecek. Tarihi yeniden yazdılar dedik size. Peki yıllar sonra tarih yazılan yerler Türkiye haritasında nereleriydi? Kıyı şeridinden içeriye bir hamle yapacağız dedik. Kazandık. Takvim yaprakları bundan tam 47 yıl öncesini, 1977 yılını gösteriyordu. Bülent Ecevit liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi %41,38 oy alarak birinci parti oldu. 47 yıl aranın ardından Özgür Özel liderliğindeki CHP yeniden birinci parti olarak seçimi tamamladı. Bu gece Türkiye İttifakı kazandı, kaybeden yok. Tek partili dönemin bittiği 1946'dan bu yana kazanamadığı Manisa'da önemli bir zafere imza attı CHP. Partili partisiz Manisa İttifakı'nda var olan çok sevdiğim mevsimlerine binlerce teşekkür ediyorum. Yıllar sonra kazandığı Manisa kadar dikkat çeken bir diğer seçim bölgesi AKP'nin 22 yıllık Adıyaman'daki iktidarının sona ermesi oldu. 1989'dan sonra ilk kez Adıyaman'ı kazandık. Artık kimse Adıyaman'ı sahipsiz diyemeyecek. Balıkesir'de 74 yıl sonra CHP'ye seçim kazandıran Ahmet Akınsa güne Atatürk'ün hutbe okuduğu camide şükür namazı kılarak başladı. Hayır duamızı yaptık. Şimdi yola çıktık. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Memleketimize mahcup olmayacağız için. Kahramanmaraş depreminin üssü Elbistan'da 51 yıl sonra CHP dedi. CHP en son 1973'teki yerel seçimlerde Elbistan'ı kazandı. Bugün bu kutlamayı hak ettik. Ama yarından sonra Elbistan'ım için el birliğiyle çalışacağız. CHP ilk kez Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı da kazandı. Burcu Köksal'la ilk kadın belediye başkanı seçildi. Türk varlığına, Türk varlığına armağan olsun, armağan olsun. Ne mutlu, ne mutlu, Türk'üm diyerek. Ayrıca CHP Cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırıkkale'yi, Kilis'i, Kütahya'yı, Uşak'ı ve Zonguldak'ı da kazandı. Ardahan'ı, Artvin'i, Bilecik'i, Bolu'yu, Burdur'u, Çanakkale'yi, Edirne'yi, Kırşehir'i, Sinop'u ve Yalova'yı kazandık. Yine gelen mesajlar var. Diyor ki Fatih Bey gözünüzün içi gülüyor. Ne mutlu bize. Şaka değil gerçek. Boğaç Bey bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi tarihi yazdı diye sevinmiyorum ya. Erdoğan diktatörlüğe giden tek adamlık rejiminin baskılandığı, önüne set geçildiği için ben gözümün içi gülüyor veya mutluyum. Bunu CHP başarmış, bunu X parti, Y parti başarmış benim için önemli değil. Bir partinin başarması gerekiyordu. İşte o parti şu anda başardı. Bunun devamını getirebilecek mi? Onu merak ediyorum. Bir soru size. 4 ay önce değişim yapan bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu başarının temelinde ne yatıyor bence biliyor musunuz? Değişim. Kurultaydaki değişim yatıyor. Peki o değişim olmasaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla gitseydi ne olurdu diye bir soru sorayım. Bu sonuç alınamazdı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu da sonuçları merak ediyordu. Ve İmamoğlu'nun veya Mansur Yavaş'ın alacağı sonuca göre kurultayda bir atak yapabilirdi. O da bitti. Bence ofisini de kapatsın artık Ankara'da. Ha, şu da önemli. Şu da önemli tartışılacak şey ama geçmişte kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu, çok konuşuldu bugün bu. Kemal Kılıçdaroğlu değil de Mansur Bey veya Ekrem Bey adaylığını koysaydı farklı olabilir miydi? Olabilme ihtimali yüksekmiş. En azından bunu gördük, onu da anladık. İşte devam.